Hatırlıyor musunuz bunu? Evin içerisinde bir sineğin peşine düşüp o duvardan bu duvara takip ettiğimiz günleri. Aslında ne kadar güzel günlerdi ve ne kadar doğal günlerdi. Yani konvansiyonel bir silahtı bu. Gelirdi sivrisinek, bizi bir güzel kanımızı emerdi, orayı kaşındırırdı. Adeta sivrisinekle aramızda bir kan davası olurdu. Ne yapardık biz? Çekerdik bu şapşapları ya da annemizin terliğini ya da bir gazeteyi, bir dergiyi şöyle büküp düşerdik peşine. Aramızda bir savaş başlamıştı ama bu savaş adil bir savaştı. Yani bizi ısıran sivrisinekle bizim aramızda olan ve hiçbir kimyasal silahın kullanmadığı adil, düzgün bir savaştı. Şu anda biliyorsunuz dünyada da savaşlarda kimyasal silahların kullanılması ne kadar çok yasak, değil mi? Hatta savaş suçları mahkemelerinde yargılanıyorlar bu insanlar. Ama gelin görün ki biz insanlar evlerimizde kimyasal silah kullanmaktan imtina etmiyoruz. Hem de o bizi ısıran küçücük sivrisinekler için, minicik herhangi bir şekilde evimizde uçuşan, kaçışan börtü böcek için ilk aklımıza gelen şey hemen bir ağır bir zehir oluyor. Ama bütün bunları kullanırken de içimiz çok rahat, doğrusunu isterseniz. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü zehirin adını bize ilaç diye hep anlattılar. Sinek ilacı, böcek ilacı, fare ilacı, değil mi? Sanki adeta böceklerimiz hastalanmış da biz onlara ilaç veriyormuşuz gibi bir duruma düştük. Halbuki bunlar ağır zehirlerdi. Halbuki bunlar kimyasal maddelerle dolu, hayatı, evimizi zehirleyen unsurlardı. Bu küçücük börtü böcekler için bu kadar güzel, güzel diyorum çünkü bu adil bir sistemin silahıydı. Gelin görün ki artık günümüzde ya fişlere takılan malzemelerle 24 saat evimizin içerisine zehir veriyoruz, ya da evimizin içerisine karınca girdi diye ya da küçücük hamam böcekleri girdi diye evleri zehirleyip duruyoruz. Bakın, bu zehirler dönüp dolaşıp o böcekler kaçıp gidiyorlar ama bizleri, çocuklarımızı, ailemizi, hatta bütün dünyayı zehirleyip duruyoruz. Bazen de apartman yöneticilerimiz de öyle, apartmanın içerisinde böcek görüldü diye hemen profesyonel zehircileri çağırıyorlar. O sırtlarına aldıkları pompaların içerisine ağır zehirleri basıp gelip evlerimizin içerisine zehir sıkıyorlar. Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. İnanın ki bütün böcekler o duvar çatlaklarına, geldikleri barındıkları yerlere gidiyorlar ve kurtuluyorlar. Bizler evlerimize ve ortamlarımıza zehir sıkmakla kalıyoruz. Bunları yapmaktan vazgeçelim çünkü gerçekten hiç gereği yok, hiç anlamı yok. Böceklerin hayatımızdan çıkması için o kadar basit yöntemler var ki, bu yöntemleri kullandığımızda böceklerimizi hayatımızdan çıkarttığımız gibi aynı zamanda kendimizi de, çocuğumuzu da, doğayı da, dünyayı da zehirlemeyen bir sürü çözümler var. Bakın, mis gibi burada aromatik yağlar var. Bu aromatik yağların bazıları böcekler üzerinde muazzam bir kaçırıcı etki yapıyorlar. Hangileri mi? 1- Okaliptus yağı, 2- Stronella yağı. Bu iki yağ gerçekten olduğu ortama hiçbir börtü böcek girmiyor. Şimdi bakın, herkeste böyle bir fıs fıs vardır, değil mi? Ne kadar kolay olduğunu size anlatmak isteyeceğim. Şimdi açıyorum. Evet, okaliptus yağından 40-50 damla, gördünüz, 40-50 damla kadar okaliptus yağı ve bunun içerisine bir parça da stronella yağı, bir o kadar da stronella yağı koyuyorum. Evet, bütün mesele bu kadar. Üzerine de su dolduracağım. Evet, açık havada çalışmanın güzelliği de bu, doğrusunu isterseniz. Yerlere dökülecek diye hiç korkmadım ve içine de küçücük bir sardunya yaprağı düştü. Ne kadar güzel oldu. Şimdi bakın efendim, stronella yağıyla okaliptus yağını karıştırdım. 40-50'şer damla çalkaladım ve ortama sıkıyorum. Gelsin yüzüme, çünkü zehir değil. O kadar güzel kokuyor ki bu doğal ortamda dahi kokusunu hissedebiliyorum. İşte bizler için gayet ferah, gayet rahatsız etmeyen bu aromatik güzel kokular böcekler için inanılmaz derecede kaçırıcı etkiye sahipler. Şimdi bu kadar doğal bir yöntem varken doğrudan doğruya evinizin içerisine bütün gece gündüz boyunca zehiri veren, o kadar zehir veriyor ki bakın efendim, kapınız pencereniz açık olsa dahi sinekler içeri girmiyor. Camlar açık
Ama o prizlere takmış olduğunuz zehirler yüzünden ortam öyle zehirli ki aslında sinek geliyor, cama kadar geliyor, bir bakıyor. Yok yok, buraya girilmez diyor. Burası zehirli bir ortam diyor ve gidiyor. Bizler o ortamda çocuklarımızı yatırıyoruz. Şimdi bazen düşünüyorum, acaba sinekler mi akıllı yoksa biz mi akıllı diye. Bu olayda kesinlikle %100 sinekler bizden daha akıllı davranıyorlar. Ya evimizin içerisinde gezen, bir sağda solda gördüğümüz, özellikle de geceleri hani böyle aniden ışığı açtığınızda küçücük bir böceğin kaçıp gittiğini görürsünüz. Olsun, ne yapacak? O böceklerin şu ana kadar hiçbir hastalık yaydığı ya da insanları ısırdığı ya da zarar verdiği görülmemiştir. Ama çoğu aileler bunu böyle düşünmüyorlar. Adeta böcek değil de eve fil girmiş gibi bir muamele yapıyorlar. Eyvah diyorlar, çabuk zehirleri toplayın, kimyasal zehirleri verin. Dışarıdan zehirciler çağırın, evimizin içerisini bol bol zehirleyin. Neymiş? Küçücük böcek. Halbuki onları hayatımızdan çıkartmak o kadar kolay ki. Karbonat. Karbonatı alın. Bakın efendim, bir tasın içerisine bir kaşık kadar karbonat koyuyorum. Burada da pudra şekerim var. Karbonatı bir parça daha lezzetli haline getirmek için buradan da pudra şekerini, karbonatın yarısı kadar da pudra şekerini karıştırıyorum. Karıştırdım mı? Karbonat, pudra şekeri. Bunu siz yeseniz zehirlenir misiniz? Asla. Her ikisi de gıda. Evcil hayvanlarınız, çocuklarınız kimseye zarar verir mi? Asla vermez. Ancak bunu yiyen böcekler yuvalarına gider ve ölürler, sizin hayatınızdan çıkarlar. Hiçbir zehir kullanmadan bunu düzgün bir gazetenin üzerine ya da ortama böyle serpin, dursun. Böcekler gelir gece, bunu ziyafet gibi yerler ve hayatınızdan çıkıp giderler. Aslında bu kadar basit olan bir çözüm yerine gene ağır zehirlerin kullanılmasını sahiden anlamak mümkün değil. Bu kadar zehirsiz bir çözüm varken evlerinize böcek ilacı adı altında zehir sıkmanın gerçekten hiçbir mantıklı yönü yok. Bu aynı zamanda evimizin havasını kalıcı olarak zehirlediği için de bir sürü problemlere de ileride yol açabiliyor. Sadece bununla değil. Şimdi ev sebzeciliği çok arttı memleketimizde. Çok seviniyorum gerçekten. Artık balkonlarda domates, patates, salatalık, maydanoz, nane, roka, tere, bir sürü sebze yetiştirebiliyoruz. Ama gelin görün ki onların da üzerlerine dışarıdan bazı böcekler gelebiliyorlar. Gelsinler, ne olacak ki? Yani onlar azıcık bir şey yese ne olacak? Bütün dünyadaki her şeyi illa biz yiyeceğiz, dünyadaki diğer canlılara hiçbir şey bırakmayacağız gibi bir zihniyet var maalesef. Bakın, bir olay var, çok hoşuma gider. Eski çiftçiler tarlalarını ekerken böyle önlerine bir önlük getirirler, buraya buğdayları doldururlar ve tarlaları böyle serpe serpe ekerlermiş. Ama ekerken ne derlermiş biliyor musunuz? Bakın, böyle bir savururmuş, dermiş ki kurda, ikinciyi alır savururmuş kuşa, üçüncüyü alır savururken aşa dermiş. Düşünebiliyor musunuz paylaşımı? Kurdun ve kuşun dahi hakkını tarlasında vermeye çalışan bir insandan şimdi evimizdeki maydanoza ya da gülümüze küçücük bir böcek geldi diye en ağır zehirleri kullanmaya kalkan bencil bir insanoğluna dönüşmek durumunda kalıyoruz. Lütfen dikkat. Oysa onların da telafisi var. Bakın, burada biraz önce şu ağaçtan bir yaprak kopardım. Görüyor musunuz? Yaprakta küçük delikler var. Bunu bir takım böcekler yemiş. Ama diyeceksiniz ki ya bunu yemiş ve böcek. Al o zaman bütün yaprağın hepsini ye, değil mi? Niye bu kadarını yemiş de bırakmış? Çünkü aslına bakılırsa böcekle bu ağaç arasındaki bir ilişkiden ibaret bu. Yani böcek geliyor, karnını doyurmak için, kendi çocuklarını ve neslini sürdürmek için burada yiyor. Ama o sırada da bunu hisseden ağaç ne yapıyor biliyor musunuz? Hemen bu yaprağa acı bir öz suyu gönderiyor. Kendi yenildiğini anladığı zaman. Buraya yemeye başlayan böcek bir süre sonra bunun tadı bozuldu diyor ve bırakıp gidiyor. Yani ağaç aslında kendi kendini koruyabiliyor. Biz her şeye müdahale etmek durumunda değiliz doğala. Doğal olanı takip edebilmek için de aslında çok basit yöntemleri bilmemiz kafi derecede önemli. Şimdi burada bakın nelerim var benim. Sarımsak, şurada poşetin içerisinde getirdim. Acı biber var, çok güzel. Urfa'dan geldi, çok etkili bir acı biber. Aslında bu sarımsakla acı biber
hayatımıza girmesini istemediğimiz, özellikle doğadaki, bahçelerimizdeki, sebze meyvelerimizdeki börtü böceği kovmak için gerçekten çok iyi bir yöntemdir. Şimdi herhangi bir pet şişenin içerisine şöyle elimle eziyorum ve sarımsak atıyorum. Bu şişenin büyüklüğüne göre 1-2 diş olabilir. Sonra içerisine de şu kaşıkla beraber bir parça acı biber koyuyorum. Şimdi üzerine de suyu dolduracağım. Bu şişenin içerisinde sarımsaklı acı bir su oluşacak. Evet. Kapağını da kapatacağım ve bunu bir gece bekleteceğim. Bir gece zarfında bu biberdeki acı suya çıkacak. Sarımsağın o özel kokusu da suya çıkacak. Ve daha sonra bunu alıp bir tülbentten süzüp bir fısfısın içerisine koyduğumda, artık güllerinize gelmiş olan o yeşil bitlerden mi kurtulmak istiyorsunuz? Sizin sebzelerinizi, domateslerinizi, patateslerinizi yiyen böceklerden mi kurtulmak istiyorsunuz? İşte acı sarımsaklı su onları hayatınızdan çıkartacak. Ama bu arada doğayı, insanları, çocukları zehirlemeyecek son derece basit bir ilaç. Ne kadar kolay, görüyor musunuz? İşte bu bakımdan hep söylemeye çalıştığımız şey şu. İlk önce konvansiyonel, basit, kaçırıcı dediğimiz yöntemleri mutlaka hayatımızın içerisine dahil etmemiz lazım. İlk planda aklımıza ağır zehir kimyasallar gelmesin. Çünkü onların bedelini o böcek belki kaçacak ama mutlaka biz hayatımızda hiç istemediğimiz hastalıklarla ödemiş olacağız. Bu sadece bizi ilgilendiren bir şey değildir, biliyorsunuz. Bu zehirleri kullandığımızda arılar ölüyor, kuşlar ölüyor, balıklar zehirleniyor. Dünya, bunların çoğu itici gazlarla kullanıldığı için dünyanın atmosferine kadar zarar veriyoruz. Neymiş efendim, evimize bir tane börtü böcek girdi diye. İlk önce fiziksel önlemler. Ne yapın? Mutlaka evinizin camlarına sinek teli yaptırın efendim. O sinek teli yapıldığı zaman zaten evinize sinekler, böcekler girmeyecek ve siz bundan kurtulacaksınız. Her şeye rağmen girdiyse eskiden ne yapılırdı, hatırlayalım bakalım. Doğal yaşam böyle bir şey çünkü. Cibinlik vardı, cibinlik. Cibinliği yatakların üzerine serilirdi, çocuklarımız mis gibi uyurdu ama evin içerisine 24 saat zehir veren o aparatlar yok idi. Ve belki de başımıza gelen bir sürü sağlık problemlerinin arkasında kendi evlerimizin havasını zehirlemek yatıyor. O bakımdan zehirlere ilaç deyince ilaç olmuyor efendim. Zehir her yerde zehirdir. Yani böcek ilacı, sinek ilacı yoktur. Böcek zehiri vardır, sinek zehiri vardır ve bu zehirleri biz evlerimizde kullandığımızda hiç şüpheniz olmasın ki sizlerde, çocuklarınızda, bütün ev ahalisi de zehirleniyor. O bakımdan bir parça bu doğala dönüş bizim sağlığımız için, bazen ekonomimiz için ama dünyayla barışık yaşamamız için, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmamız için gerçekten son derece önemli.